Sadece ve sadece düşüncelerinizin gücüyle oyun oynamaya hazır mısınız? Kablosuz telepatiyle çalışan ilk beyin kontrollü drone yarışları başladı. Ve yeni bilgisayar oyunları piyasaya çıktı. İnsan beynini kablosuz telepatiyle PC'ye bağlayan araştırmacılar, Fransa ile Hindistan'da bulunan kullanıcılar arasında internet üzerinden düşünce transferi yaptı. Bilim insanları beyne ameliyatla takılan bir kontrol çipi kullanmaya gerek kalmadan ilk kez insanlar arasında düşünce bağlantısı kurdu. Fransa ve Hindistan'da çalışmalarını sürdüren nörologlar, beyin bilgisayar arayüzleri kullanarak birbirinden 8000 km uzaktaki kişiler arasında düşünce transferleri gerçekleştirdi. Doğrudan düşünce transferi gerçek terapide en önemli adım olarak kabul ediliyor. Çünkü telepatinin tanımına uygun olarak insan beyinleri arasında duygu ve düşüncelerin aktarılmasına izin veriyor. Gerçek kontrol çipleri veya EEG başlıklarıyla denek hayvanlarının beyinlerini birbirine bağlamak ve farklı bedenlerdeki sinir hücrelerinin iletişim kurmasını sağlamak yeni bir uygulama değil. Bu tür deneyler 2011'den beri sürüyor. Ama insanlar arasında uzun menzilli düşünce aktarımı yepyeni bir alan olan telepatik internet sektörünün önünü açtı. Örneğin Emotive şirketinin geliştirdiği elektrotlu şapka, özellikle Epoch ve Insight ürünleri bilgisayarlar veya video oyunlarının düşünce komutları ile kontrol edilmesini sağlıyor. Kafa derisini temas ederek beyin kabuğundaki elektrik sinyallerini algılayan Epoch ve Emotive, bu sinyalleri bilgisayar diline çevirerek insan beyninin bilgisayarları uzaktan kumanda gibi kontrol etmesine izin veriyor. Emotive'in kafa bantları aynı zamanda kullanıcının beynine düşük güçlü elektrik veriyor. Şirkete göre bu elektroşok tedavisi çalışanların iş yerinde günlük motivasyonunu arttırarak depresyondan çıkmasını ve kendini iyi hissetmesini sağlıyor. 1930'ların korkulu rüyası elektroşok teknolojisi gerçekten de birkaç yıl önce klinik tedaviye geri döndü ve hastaneye yatan kronik depresyon hastalarının bunalımdan çıkmasını kolaylaştırıyor. Ancak Emotive gibi firmaların sattığı ürünlerin bunu başardığı henüz kanıtlanmadı. Tersine zararlı etkiler olabileceğinden endişe edenler var. Yine de bu teknolojiyle kumar oynadığımızı söyleyemeyiz. Her zaman olduğu gibi araştırmacılar önce hayvanları riske attılar ve telepatik internete insanlardan önce fareler girdi. 2013 yılında Duke Üniversitesi'nden nörobiyolog Miguel Nicolais ile ekibi laboratuvardaki iki farenin kafatasına tel çekerek farelerin beynini doğrudan kablo bağlantısıyla birbirine bağladı. Böylece dünyanın ilk organik bilgisayar sistemini kuran araştırmacılar farelerin beyin sinyalleriyle iletişim kurmasını sağladı. Ardından Washington Üniversitesi'nin duyurduğu devrim niteliğindeki haber geldi. Üniversitenin geliştirdiği özel elektrot şapkası ile internete bağlanan Profesör Rajesh Rao, başka bir laboratuvardaki öğrencisi Andrea Stokoe'nun elini düşünce komutlarıyla yöneterek parmaklarının kontrolünü ele geçirdi ve genç adamın öndeki klavyenin boşluk tuşuna basmasını sağladı. Bu arada Keio Üniversitesi'nden doçent Mitsukara ile ekibi geliştirdiği telepatik kamera Neurocom Japonya'da düzenlenen Human Sensing 2013 konferansında tanıtıldı. Pompon kulaklık gibi başa takılan nöro kamera, beyin dalgalarını tarıyor ve insanların duygusal tepkilerini okuyarak güzel hatıraları kameraya alıyor. Nöro kamera bir kadının alışveriş merkezinde hangi ayakkabıya baktığını ve hangi ürünü beğendiğini anlıyor. Ardından kişinin beğendiği ürünün fotoğrafını çekiyor ya da ilginç bulduğu manzarayı Instagram benzeri kısa videolar kaydederek Facebook'ta paylaşıyor. Üstelik bunun için sadece kamerası prizm aparatı ile modifiye edilmiş olan bir iPhone, elektrotlu bir kafa bandı ve özel bir mobil uygulama kullanıyor. Nörokamera, nöro pazarlamanın telepatik pazarlamaya dönüşeceğini ve insanlara düşüncelerini okuyarak satış yapılacağını gösteriyor. Ameliyatla beyin kabuğuna takılan kontrol çiplerinden oluşan ilk beyin bilgisayar arayüzleri, engellilerin tekerlekli sandalyeleri düşünce komutlarıyla sürmesi için geliştirildi. Ardından kazada kolunu kaybedenlerin elektrik motorlu protezleri kullanmasını sağlayan, hatta kişilerin televizyonu veya odanın kapısını koltuğundan kalkmadan salt düşünce komutlarıyla açıp kapamasına imkan veren deneysel sistemler geldi. Brown Üniversitesi ise kablosuz ağ bağlantısını destekleyen telepatik iletişim sistemleri üzerinde çalışmaya başladı.
Bugüne kadar bütün bu çözümler ya kişinin beyin kabuğuna bir kontrol çipi takmaya ya da elektrotlu EEG şapkası kullanmayı gerektiriyordu. Oysa bir profesörün öğrencisinin parmağını kendi beyninden yolladığı sinir sistemi komutlarıyla kontrol etmesi gerçek telepati anlamına gelmiyor. Sonuçta profesörün motor komut sinyallerini algılayan bir bilgisayar, bu sinyalleri başka odadaki öğrencinin beynine elektrik sinyalleri olarak iletiyor. Ama bu durum öğrencinin profesörün aklından geçenleri okumasına imkan vermiyor. Daha doğrusu bugüne kadar izin vermiyordu. Beat Israel Deconstruct Merkezi bu konuda bir ilke imza atarak 2014 yılında iki insan beyni arasındaki kontrol çipi kullanmadan doğrudan düşünce transferini gerçekleştirdi. Beat Israel Deconstruct Merkezi, Branson Allen Ameliyatsız Beyin Simülasyon Merkezi Direktörü ve Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Profesörü Alvaro Pascal Leone ile arkadaşları, aralarında 8000 km olan iki kişiyi birbirine bağlayan telepatik internet teknolojisiyle bunu başardı. Her ne kadar biri Fransa'da, diğeri Hindistan'da olan iki gönüllü doğrudan birbirinin aklından geçenleri okuyamasa da, beyinlerini internet üzerinden bağlayarak bir tür ışıklı Morse alfabesi yoluyla anlaşmayı başardılar. Pascal Leone ile ekibi önce 80'li yılların Atari video oyunlarını andıran basit bir interaktif bilgisayar arayüzü geliştirdi ve bu oyunu Hindistan'daki katılımcıyı izletti. Dizüstü bilgisayardaki ilkel oyuna bakan katılımcının şekilleri hareket ettirmekle ilgili düşünceleri, yani beyninde bu düşüncelere karşılık gelen elektrik sinyalleri kablosuz yerel ağ bağlantısı kullanan özel bir elektrotlu şapka üzerinden yakındaki bilgisayara kaydedildi. Bu basit egzersiz sırasında kişinin beynini tarayan bilgisayar, katılımcının elini veya ayağını oynatmak gibi motor komutlara karşılık gelen beyin sinyallerini nasıl yorumlayacağını öğrendi. Bu sistem düşünce okumanın ilk kaba formu olarak tanıtıldı. Bilgisayarın katılımcının beyin dilini öğrenerek düşüncelerini yazılım koduna dökmesinin ardından daha karmaşık olan ikinci aşamaya geçildi. Bu aşamada bilgisayar kişinin aklından geçirdiği kısa ve basit kelimeleri algılamayı öğrendi. Daha sonra nörologlar Türkçe'de selam anlamına gelen hola veya ciao gibi kelimeleri seçip bilgisayara kişinin beynini tarayarak bu kelimeleri okumayı öğrettiler. Beyin bilgisayarı arayüzünden yararlanan bilgisayar, katılımcının aklından geçirdiği iki kelimeyi anlayarak bunları ikili sayı düzeninde yazılan yazılım kodlarına dönüştürdü. Daha sonra bilim insanları kişinin beyninde okunan ve PC'ye kodlanan kelimeleri e-posta yoluyla Fransa'daki alıcılara gönderdiler. Deneyin alıcı ayağında 28 ile 50 yaş aralığında olan 3 katılımcı bulunuyordu. Katılımcılar sırayla deney koltuklarına oturdu ve robot bilimcilerin tasarladığı robot kolunun ucuna takılı mıknatıslardan yararlanan ikinci bilgisayar devreye girdi. Bu bilgisayar güçlü manyetik alanlar oluşturarak katılımcıların beynine elektromanyetik sinyaller göndermeye başladı. Söz konusu sinyaller, hola veya ciao gibi kelimeleri kodlayan bir tür görsel Morse alfabesiyle gönderildi. Deneye katılanların art kafa bölgelerindeki görsel beyin kabuğunu etkileyen manyetik alanlar, koltuğa oturan 3 kişinin gözlerinin önünde sanki parıltılı disko topuna bakar gibi ışık çakmaları oluşmasına neden oldu. Deneye katılanlar Hindistan'daki arkadaşlarının ve akıllarından geçen her şeyi okuyamadılar. Ama en azından bilgisayar tarafından doğrudan beyinlerine yollayan sinyallerin yol açtığı düzenli ışık çakmalarını Morse alfabesi gibi deşifre ederek hola veya ciao kelimelerini deşifre edebildiler. Pascal Loni bu iletişim yönteminin insanların gözlerini ovuşturmasından pek de farklı olmadığını söylüyor. Gözlerini ovuşturan insanların görüş alanındaki ışık parıltıları, örneğin tül perde motiflerini andıran şekiller ve siyah noktacıklar beliriyor. Kişilerin gözlerini ovuşturdukları sırada kan basıncının değişmesi bu tür algılara yol açıyor. Araştırmacıların geliştirdiği telepatik bilgisayarda Fransa'daki alıcıların gözlerinin önünde pırıltılı noktalar oluşmasını sağladı. Bu sayede Hindistan'daki katılımcının selamını dolaylı yollardan alıcı deneklerin beynine aktardı. Göz sinirlerini lazer ışınlarıyla uyararak insan beynindeki anılarını silen veya iyi anıların kötü hatırlanmasını sağlayan optogenetik tekniğine benzeyen bu yöntem sayesinde katılımcılar ışık sinyallerini yorumlayarak karşı tarafı ne demek istediğini anlamış oldular. Optogenetik, ileride hastaları bunalıma sokan kötü anıları silmekte ve gerçeğe çağrı filminde olduğu gibi kişinin beynine hayali güzel anılar ekmekte kullanılacak. Bunun insan kişiliğini nasıl değiştireceği ise ayrı bir merak konusu. Sonuçta hepimiz hatıralarımızdan ve bu hatıralara verdiğimiz duygusal tepkilerden oluşuyoruz.
Barcelona Starlab'dan Charles Grau, henüz sokaktaki geçen insanların düşüncelerini telepatiyle uzaktan algılamanın mümkün olmadığını söylüyor. Ancak yaptıkları deneyin gerçek telepati konusunda önemli bir adım olduğunu da ekliyor. Grau'nun çalışma arkadaşlarından Giuliano Ruffani ise insanlık tarihinde ilk kez iki insan beyninin birbirinin aklından geçenleri anlaması için ortak bir telepati dili geliştirdiklerini vurguluyor. Bir insanın beyin dilini başka bir insanın beyin diline çeviren özel bir Morse alfabesi, yani profesyonel çevirmen gibi çalışan bir beyin bilgisayar arayüzü geliştirdik. Her beynin farklı sinir ağlarından kaynaklanan kendine özgü bir düşünce dili var. İnsanlar sinir ağları farklı olduğu için farklı şeyler düşünüyor. Bu yüzden herkesin huyu suyu farklı. Bilgisayarlar kişilerin beyin dilini tek tek öğrenerek şahsi düşüncelerini ışık parıltıları yoluyla herkesin anlayabileceği evrensel bir alfabeye, deyim yerinde ise bir tür görsel Morse alfabesine dönüştürüyor. Belki de geleceğimiz ilk telepati dili olan bu görsel kodlama sistemi olacak. Ve bu dil tıpkı İngilizce gibi çocuklara okulda öğretilecek. Bilim kurguda bu teknolojinin öncüsü Uzay Yolu Gelecek Kuşak dizisi. Dizide kaptanın göğsüne taktığı iletişim rozeti, insanların ilk kez karşılaştığı uzaylıların dilini bile İngilizce'ye çevirebilen bir evrensel çevirici cihazı olarak çalışıyor. Tek sorun telepatinin yabancı dil öğrenme ihtiyacını ortadan kaldıracak olması. Oysa bir dil bir insan, iki dil iki insan demek. Çünkü her dilin mantığı farklı. Yabancı dil bilen insanlar başka toplumların gözüyle düşünmeyi ve dünyaya farklı açılardan bakmayı öğreniyor. Peki tek bir tip evrensel dil baskıcı rejimler kuran diktatörlerin hayal ettiği gibi tek tip insan yaratılabilir mi? Bence endişe etmek için şimdilik vakit erken. Ne de olsa henüz evrensel telepati dili geliştirmedik ve şimdiden bu soruları sorduğumuza göre o gün geldiğinde tedbir almış olacağız. Ayrıca evrensel dil İngilizce öğrenmek yerine 7 milyar 300 milyon insan beynini tek tek anlayarak ufkumuzu genişletmemizi sağlayabilir. Pascal Léon'u da kendini teknik bir dille ifade etmesine karşın aynı heyecanı taşıyor. Bir kişinin beyin aktivitesini okuyup ikinci kişinin beynine enjekte ederek iki insan arasında doğrudan iletişim kurup kuramayacağımızı görmek istedik. Özellikle de mevcut uzun menzilli iletişim yöntemlerini kullanarak. Bu yöntemlerden biri elbette ki internetti ve bu aşamada Skype gibi sessiz sohbet ve video sohbet programlarını kullanmadan, hatta klavyede yazı yazmadan doğrudan beyin bağlantısı iletişim kurup kuramayacağımızı merak ettik. Telepatik interneti tarihteki ilk örneği olarak Hindistan ve Fransa'yı seçtik diyor. Bilim insanları deneyin verici işlevini üstlenen Hindistan ayağında yer alan kullanıcının başına kablosuz yerel ağ bağlantısını destekleyen bir EEG başlık taktılar. Ancak Fransa ayağındaki kullanıcıların beynini internete bağlamak için robota takılı bir transkranyal manyetik uyarım, yani TMS cihazı kullandılar. Buna robot kola takılı elektromıknatıs da diyebilirsiniz ve tek işi beyin kabuğundaki elektrik sinyallerini algılamak. Mıknatıslar aynı zamanda Fransa'daki katılımcıların beynine elektrik sinyalleri gönderdi ve gözlerinde ışık çakmalarının oluşmasını sağladı. Böylece Hindistan'daki beyinden gelen ve Morse alfabesinde kodlanmış olan mesajı okuyabildiler. Pascal Léon'e bu noktada deneyin beklenenden daha başarılı geçtiğini söylüyor. Düşünce aktarımındaki hata payı vericinin beyin aktivitesini bilgisayar koduna dönüştürdüğümüz çeviri aşamasında %5 ve alıcıya aktarma aşamasında %11'di. Böylece toplam hata oranı %16 ile sınırlı kaldı. Kablosuz EEG ve robot kolu destekli TMS gibi gelişmiş yüksek çözünürlüklü nöroteknolojiler kullanarak ameliyatla beyne çip takma ihtiyacını ortadan kaldırdık ve bir insandan diğerine doğrudan düşünce transferi gerçekleştirdik dedi. Telepatik internetten ilk yararlanacak olan insanlar arasında felçli insanlar ve engelliler bulunuyor. Bu konudaki ilk aşama insan beyninin dijital haritasını çıkarmak. Örneğin felçli hasta su içmek için şişeyi ağzına taşıyan robot kolu dudaklarına kadar getiriyor. Ama şişeyi gerektiği kadar devirip su içmeyi başaramıyor. Telepatik bilgisayar henüz hastanın düşüncelerini o kadar hassas okuyamıyor. Araştırmacılar bunu telafi etmek için otomatik yazılımlar geliştirdiler. Bunlar hastanın hata yaptığı yerde robot kolu yöneterek suyun masaya dökülmesi gibi aksilikleri önlüyor. Türkiye telepatik internette en büyük fikri mülkiyet olan bu tür yazılımları geliştiriyor. Telepatik oyun çağında ise gelinen durum şu noktada. Mattel'in Mindflex Duel adlı telepatik oyununu duydunuz mu hiç bilmiyorum ama oyunda iki çocuğun beyin gücüyle mücadele etmesi işleniyor.
İki oyuncu karşı karşıya oturarak başlarına hafif kafa bantları takıyorlar. Ardından konsantre olup göz hareketleri ve düşüncelerini kullanarak oyun tablosundaki köpük topu havalandırıyorlar. Amaç topu rakibin sahasına atarak maçı kazanmak. Topu en yüksek süre havada tutmak gibi 5 ayrı oyun moduna sahip bu oyuncak aslında dünyanın ilk telepatik oyuncaklarından biri. Ancak Matrix filmindeki kaşık bükme sahnesiyle karıştırmayın. Topu havalandıran cihazı düşünce komutlarıyla kontrol ediyorlar. Yoksa topu düşünceleriyle havaya kaldırmıyorlar. Microsoft'un HoloLens teknolojisi, Facebook'un Oculus Rift vizörüyle bir sanal gerçeklik ve dijital avatar ağı olma hayali, WeTime sanal gerçeklik sosyal ağı ve Sonsync GRBR gibi teknolojileri aslında telepatik internetin önünü açacak. Sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik ve nihayet 2020'de gelen karma gerçeklik ile telepatik internetin ilk dili olan gözde ışık çakmasıyla dayanan Morse alfabesini gerçek bilgisayar grafiklerine dönüştürüyoruz. Üstelik HoloLens ile türevlerini kafa bandı ve gözlük gibi takacağız. Bu da HoloLens'in gelecekte beyin dalgalarını okumasını sağlayacak.